Değerli izleyenler, bugün harika bir mekandayız. Özellikle Almanya'nın güzel kasabalarından, Fransa sınırına yakın güzel kasabalardan bir tanesi. Burada birçok restoran olabilir ama özellikle mesleğinde ve gastronomi alanında önceki tecrübelerinden dolayı bildiğimiz, tanıdığımız değerli dostlarımız burada güzel bir mekan açmışlar. Ve burayla alakalı işletme müdürümüzden güzel bilgiler alalım. Ben Erhan Olgun, 1981 doğumluyum. Türkiye'de ikamet ediyordum. Diyarbakırlıyım. Evet. 93'ten beri bu sektördeyim, gastronomi bölümündeyim ve bu lezzeti, Türkiye'deki lezzeti, kaliteyi, hizmeti Almanya'da da yapmak istedik. O yüzden burada Türk mutfağında hem Alman hem Fransız halkımıza hitap edecek şekilde lezzet, kalite ve hizmet olarak burada evet. da bir sunumda bulunduk. Çok nezih bir mekan, hem aile odaklı hem de yerimiz gayet müsait. Otopark alanımız var, teras ve bahçe alanımız var. Ortalama yerimiz 300 kişilik kapasitesi var. Özel günlerimiz oluyor. Özel günlerimizde dediğimizde işte doğum günüdür, nişandır, bu tarz durumlarda da burada aktif olarak halkımıza, insanlarımıza burada hizmet etmek istiyoruz. Evet. Tabii ki sunumlarımızda dediğimizde şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu gıda sektörümüzde öncülük yıllarca bu sektörde olduğumuzdan dolayı hem hizmete odaklı hem lezzete odaklı burada bir hizmet evet. sağlamaya çalışıyoruz. Umarım ki halkımıza veyahut da insanlara burada memnuniyet edebilecek bir şekilde hizmet verebilmektir. Bizim sektörümüzde öncülüğümüz her zaman biz ürün satmıyoruz, hizmet satıyoruz. Evet. İnsanlara iyi bir hizmet verebilelim bu sektördeyiz. Evet. Onun yanı sıra bizim için vazgeçilmezimiz hijyen, kalite, lezzettir tabii ki. Evet. Umarım burada da güzel bir şeyler yapacağız. Hedefimiz başarı ve bununla zincirleme olarak farklı vilayetlerde, Almanya, Fransa'da evet. daha şubeleşmek olarak düşünüyoruz. İlerideki süreçlerde de tabii ki birçok eyaletlerde ve bölgelerde de divan olarak devam edeceğiz zincirleme anlamda. Yıllardır sektörün verdiği bir tecrübeden dolayı. Umarım onu da sağlarız tabii ki. Sizlere evet. de şeref verdiniz. Teşekkür ediyoruz geldiğinizden dolayı. Tabii ki tanıtmak istediğimiz ürünlerimiz var. Burada evet. olmayan ürünlerimiz var burada. Bizim acılı ezmemiz, salatamız, ondan sonra brokolimiz, evet. şakşukamız, mantarlı sosumuz özel yapımlı. Burada patlıcan sosumuz var, özel terbiyeli soslarımız var, evet. havuç tarotumuz var. Ve karışık ızgaralarımızda, ürünlerimizde yok tabii ki. Müşterilerimizin istek doğrultusunda bazı ürünler de bırakıyoruz. Yani pomusudur, bulgurudur, pirincidir tabii ki. Ve satır köftemiz var, kaşarlı özel. Burada çağ kebabımız var tabii ki, yapıyoruz burada. Tava ürünlerimiz ve balık ürünlerimiz var. Yani menümüz, mutfağımız çok geniş, çok zengin. Hani bir insanların geldiğinde yok denecek kadar her şeyimiz mevcuttur. Umarım bizim hedefimiz doğrultusunda güzel şeyler yapacağız. Önceliğimiz buradaki gelen insanları memnun edebilmek, mutlu edebilmek. Geldiğinde hem ekonomi anlamda çok evet. yüksek rakamlarda tutmuyoruz hem de memnuniyet sağlayabilelim. Evet. Çok güzel anlattınız özellikle mekan tanıtımı olarak. İddialı olduğunuz mutlaka gastronomi alanında bir bölüm vardır. Mesela müşteriler burayı sizce neden tercih etmeli? Şimdi öncelikle gelen insanlar güven içerisinde gelmeli. Evet. Hijyen ortam bir gıda sektöründe olduğumuz için öncelikle hijyen ortamı ve lezzet hizmet vardır. Evet. Ve ekonomi boyutu. Evet. Ekonomi boyutunda dediğinde bugün gittiğinde 4 kişi bir yere gittiğinde yani bir 100 euro vereceğine 70 euro verecek örnek diyeyimse. Bunlar çok önemli hususlardı çünkü ekonomi şartları insanların geçim durumunda çok sıkıntılı. Evet. Bizim avantajımız otoparkımız var. Evet. İnsanlar geldiğinde aracını park ettiğinde evet bir ceza yazılacak mı, araca çekilecek mi öyle bir endişe yok. Öyle bir endişemiz yok. Bu durumda en azından halkımıza gelen müşterilerimize otopark alanı sağlayabiliyoruz. Onun yanı sıra da vazgeçilmez güzel bir nezih bir ortam var burada sıcak. Yani ekibimiz sıcak. Ailece gelinebilecek. Tabii. Harika, nezih bir ortam. Yani bizim işte burada güzel bir sunum dediğim gibi evet. ve en kötüsü dediğim gibi güler yüz. Bizim sektörümüzde insanları mutlu edebilecek şekilde yaklaşımda imser olmaktır. Evet, çok teşekkür ediyorum. Eminim ki izleyenlerimiz bu görüntüleri izledikten sonra özellikle divan restoranla alakalı bilgi edindiler. Evet. Yolu özellikle Almanya Kel kasabasına yolu buradan geçen özellikle Fransa zaten sınırı olduğu için de Fransa'dan yeni bir lezzet mekanı arayanlar için de tavsiye edebileceğim divan restoran. Özellikle sahipleri gerçekten güler yüzlü, hijyenik bir ortam. Ben özellikle kefilim sizler adına.
Hepinizi en kısa zamanda Kel'de bulunan Divan Restoran'a bekliyoruz.